Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe 1. dönem 1. hazırlığa başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Değilim hocam. E tabi ki hazır değilsin ama birazdan hazır olacaksın. Emniyet kemerini bağla, koltuğunu dik konuma getir, arkana yaslan ve mükemmel bir şekilde yazılı tekrarımızı yapalım. Bugünkü dersimizde sana bir sürprizim var. Hem sözcükte anlam, hem cümlede anlam, hem parçada anlam, hem fiilimsi, hem cümlenin ögeleri. Aynı zamanda bütün konulara alakalı sana mükemmel ders notları hazırladım. Bu notları... Çok güzel bir şekilde tekrar ettiğinde Filmsi de mükemmel bir şekilde tekrar ettiğinde harika bir şekilde konular hazır olmuş olacaksın. Noktalama işaretleri, ardından yazım kuralları ve ardından filmsi ve cümle ögeleriyle mükemmel bir şekilde sınava hazır olacaksın. Filmsi de seninle beraber tekrar edeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle Burada Türkçe'de sözcükle anlamla alakalı sana bir metin verip ve aynı zamanda 8. sınıfta biliyorsun LGS senesi olduğu için test soruları hazırladık. Beraber test sorularını tekrar edeceğiz. Ama önce hızlı bir tekrarla başlayalım. Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı. Bununla alakalı mutlaka sınavda hangisi gerçek anlamdır, hangisi mecaz anlamdır diye bir yazılı sorusu ya da test sorusu sana sorabilirler. Yolda derin çukurlar vardı. Gerçek anlam adam derin düşüncelere dalmış. Mecaz anlamdı. Yan anlam gerçek anlamıyla bağlantılı anlamdı. Binanın ön yüzüne yalıtım yapıldı. Yani insan yüzüne benziyor gibi. Terim bilim ...kimsel konulardaydı. Somut anlam... ...somutlama yapabiliyordu. Bugün ama çok sıcak... ...dediğimizde bu duy organlarımızda hissedebildiğimiz... ...bir somutluktu. Yalnızlık bir yağmurdur... Çizi çizi yağmur dediğimizde... ...burada yalnızlığın bir... E, ...soyut bir ifade olmasına rağmen... ...yağmura benzeterek somutlamış oluyordu. Soyut anlama baktığımızda herkes vatanını çok sever... ...dediğimizde soyut anlamdı. Soyutlama var... Ee, ...sevmek soy, soyut bir şeydi ama... ...bu sorunu çözmenin bir yolu olmadı dediğimizde... ...somut bir şey soyutlaşmış oluyordu. Yöntemi var diye, yol normalde... E, ...somut bir şeyken bir anda soyut hale geliyordu. Eş anlam yazılışları... ...farklı anlamları... ...aynı olan sözcüklerdi. Ee, mesela kara sözcüğü... ...ile işte... E, ...kötü haber, kara haber... ...burada birbiriyle eş anlamlı Tez, çabuk... ...ifadesi bunlar birbiriyle yazılışları... ...farklı anlamlara eşti. Zıt anlam... Birbirleriyle e, zıt alan kelimelerde dostun zıttı düşmandı buradaki karanın zıttı iyi gündü çünkü kara gün derken siyah günü kastetmiyor. Yansıma doğada duyduğumuz kuş sesleriydi. Kuşların cıvıltıları e, dediğimizde buradaki cıvıltı, yaprağın hışırtısı, koyunun meylemesi gibi. İkilemelerde daima e, iki kelimeydi ve aralarına noktalama işaretleri gelemiyordu. Çok anlamlı bakıyorduk bir kelimenin birden fazla anlamı olabiliyordu. Altı çizili sözcük ayrıca açıklamayla uyuşmalı diye sorular gelebilirdi. Yapay zeka hali hazırda birçok teknolojik araçta kullanılıyor. Hali hazırda şu anda diye biliyorduk. Sözcüğün anlamının seçeneklerdeki cümlelerden birinde yer alması. inziva kelimesinin ya da keşke kelimesinin anlamlarını bize sorabiliyorlardı. Aynı zamanda seçmek ve ayırmak birbiriyle yakın anlamlı kelimeler olabiliyorlardı. Ve şu da önemli. Hemen hemen ve aşağı yukarı birbirine yakın anlamlıydı. Deyimler en az iki kelimeden oluşuyordu ve genellikle meclis anlamda kullanılıyordu. Ve boşluklara da bazen bize kelime getir diyebiliyorlardı. Bunları zaten birazdan sorularda göreceğiz. Ve aynı zamanda şunu da çok bilmemiz lazım ki e, cümlede anlamda nesnel yargı kanıtlanabilen yargılardı. içine yorum katılmıyordu. Öznel yargı ise yorum katılmış kişisel düşünce içeren yargılardı. Neden sonuç? Bir nedenden dolayı bir sonuca varılıyordu. Mesela küresel salgın yüzünden okullar kapatıldı. Neden sonuç diyorduk. Ama sonuçta bir istek, bir hedef, bir gaye vardı. Araştırma yapmak için kütüphaneye gidecek. Ve aynı zamanda koşula bağlılıkta ise annelerimizin cümlesi gibiydi. Mesela annen sana ne diyor Tonguç Eral benim? Yemeğini yersen dışarı çıkabilirsin diyor hocam. Aynen yemeğini yersen dışarı çıkabilirsin. Bu tarz cümleler hep anne cümleleriydi e, böyle olursa böyle olması durumunda böyle olduğunda gibi ifadelerle bir koşu oluyordu. Karşılaştırmada daha ve en gibi sözcükler vardı. Tanım bu nedir sorusuna cevap veren cümlelerdi. Önyargı olumlu ya da olumsuz olabiliyordu. Öneri tavsiyeydi. Varsayım olmayan bir şeyi varsaymaktı. Diyelim ki tut ki öyle kabul edelim. Tahmin tahminde bir olasılıkta bulunuyorduk. Yakınma şikayetti. Eleştiri de genellikle bir şeyin değerlendirilmesiydi. Benzer yakın anlamlı cümleler olabiliyordu. Cümlede anlatılmak istenen yargıyı verebiliyorlardı. Cümleden kesin olarak çıkarabilecek yargıyı da bize sınavda hocamız sorabilir. Burada da dikkatli olmamız gerekiyordu. Cümleleri birleştirebiliyorlardı. Cümleleri birleştirirken fiilimsiler kullanıyorduk. Mesela Ben Lecomte Atlas Okyanusu'nu yüzme tahtası kullanmadan yüzerek geçen ilk kişidir. Fransız yüzücünü 1998 yılında yaptığı bu yolculuk 73 gün sürmüştür. Bu iki cümleyi birleştirdiğimizde her ikisinde bulunan Atlas Okyanusu, Atlas Okyanusu. 1998, 1998. Ben Le Fransız, Fransız. Üç gün süren, üç gün süren. şey 73 gün süren. Yüzme tahtasına geçen ilk kişi, yüzme tahtasına geçen ilk kişi. Bunların hepsinin olması gerekiyordu. Burası da önemli. Ata sözleri de ağaç yaşken eğilir dediğimizde mecaz bir anlam vardı. Son pişmanlık fayda etmez dediğimizde gerçekçi bir anlam vardı. Can çıkmadan uçmazda da hem gerçek hem de mecaz anlam vardı. Şimdi... Başlıklarda en çok tekrarlanan kelimeleri buluyorduk. Eğer bize başlık bulmamızı isterse hoca. Ve aynı zamanda ana düşüncede yani kısacası özetle oysa ancak gibi sözlerden sonra ana düşüncenin geleceğine dikkat etmemiz gerekiyordu. Örneklerden önce gelebiliyordu. Tanık göstermeler ana düşünceyi destekleyebiliyordu. Bilimsel metinlerde nesnel cümleler, ilk cümleler bizim için ana düşünce oluyordu. Yardım düşüncelerde hep olumsuz soru kökleri vardı. Mutlaka seçeneklere bakmamız gerekiyordu. Açıklama bilgi veren paragraflardı. Tartışmada böyle bir sohbet havası vardı. Bazı antezler vardı. Oysa diyerek ana düşünceyi bir anda farklı bir yöne çekebiliyordu. Betimlemede varlıkların ayrıntıları gözümüze resmediliyordu. Öykülemede de mutlaka bir kişi vardı ve bir olay anlatılıyordu. Tanımlama bu nedir sorusunun cevabıydı. Karşılaştırma o öyledir bu ise böyledir şeklinde bize karşılaştırma yapıyordu. Örneklendirmede örneğin mesela söz gelimi deniliyordu. Tanık göstermede bir kişinin sözü tırnak içinde alınıyordu. Başkasına ait bir söz tırnak içinde alındıysa alıntı oluyordu. Sayısal verilerde de rakamlar yer alıyordu. Mesela edebiyat dili güzel kullanma sanatıdır. Bu bir tanım cümlesiydi. Söz, söz gelimi Orhan Veli bir söyleşti sanatla devleti birbirinden ayırdığını söyler diyordu. Bu tanık göstermeydi. Adamın sözünü aktarıyordu. Fikir sanatta yer alamıyor ama edebiyat fikre dayanıyor diye açıklar bu fark ederken. Net bir şekilde tanık göstermiş, alıntı yapmış oluyordu. Duyular vardı. Görme, işitme, koklama, tatma, dokuma. Dokuma duyusunu biz nasıl anlıyorduk Tonguç Eylad benim? Dokunarak hocam. Evet dokunarak anlıyorduk ama orada şöyle. Mesela havanın soğuk olduğunu biz dokunma duyusuyla anlıyorduk. Hava çok soğuktu dediği zaman burada dokuma duyusu vardı. Çünkü biz havanın doku soğuk olduğunu tadarak ya da koklayarak anlamıyorduk. Ee, söz sanatlarında abartma, benzetme, kişileştirme vardı. Kişileştirme insan olmayan varlıklara özgü özellikler verilmesiydi. Benzetme zayıf olan varlığın güçlüğe benzetilmesiydi. Abartmada bir şey olduğundan fazla yapmaktı. Mesela bana bir abartma cümlesi söyle Tonguç'um. Sabaha kadar yazdığı çalışıyorum. Evet, sabahlara kadar yazılara çalışıyor. Bu abartma. Sabahlara kadar çalışmadığını biliyoruz. Demek ki abartıyorsun Tonguç Ela'dım benim. Mesela ben e, seni çok seviyorum dediğimde bu abartma. ama seni dünyalar kadar seviyorum dediğimizde dünyaları kullanarak abartmış oluyorduk. Birinci kişiyle anlatım ben geldim ya da biz geldik oluyordu. Üçüncü kişi anlatım onlar geldi ya da onlar geldiler şeklinde oluyordu. Yazım kurallarına tekrar edelim. Yazım kurallarını tekrar önce Şöyle filmsi bir kez de hatırlayalım. Filmsi ve cümle ögelerinde mantığımız şuydu. Cümlenin içerisinde bir vagonlar vardı. Vagonlardan başka bir de lokomotif vardı. Lokomotif olmadan tren gider miydi sonuç Elad'ı benim? Gitmez. Gitmez. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Lokomotif olmadan tren gitmiyordu. Şimdi biz Önce cümlenin en temel kelimesi olan yüklemi buluyorduk. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mame eki alabilenler fiilimsi oluyordu. Burada şuna dikkat edelim. Mesela diyelim ki Tonguç yarın kardeşini işte nereye olsun mesela e, okula... Burada bir yüklem var mı Tonguç herhalde benim? Yok hocam. Yok. Niye? Çünkü cümle demiş. Tonguç yarın kardeşini okula. Böyle bir cümle olmaz. Tonguç yarın okula kardeşini götürecek dediğimizde cümlenin yüklemi oluşuyordu. Ve biz diyorduk ki aa tamam işte şimdi cümlenin yüklemi oluştu. Artık bir cümle var. Artık bir yüklem var diyebiliyorduk. Sonra yüklemi bulduktan sonra yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mame alanlara bakıyorduk. Mame kalabilen alabilen var mı burada? Yok hocam. Yok. O zaman bu cümlede biz filmsi yok diyorduk. Ama şimdi de filmsi olan cümle yazalım. Şöyle yapalım. Tonguç'un yarın kardeşini okula götüreceğini, okula götüreceğini duydum dediğimizde şimdi başlıyoruz. Bir kere bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç Ela benim? Duydum. Duydum. Niye cümlenin olmazsa olmaz olan kelimesi? Yani lokomotifi duydum sözcüğüdür. Duydum olmazsa cümle oluşmuyor. Duydum'u söyledikten sonra diyoruz ki ben ee, duyduktan sonra mameyeki alan kelimelere bakıyoruz. Burada mameyeki alan kelime var mı Tonguç Erhan'ın benim? Götüreceğini. Harikasın. Götüreceğini götürmeyeceğini dedin. Tebrik ediyorum seni. İşte bu fiilimseydi. Fiilimse o zaman bu cümlede var ama bu cümlede yok. Şimdi bunu neden anlattım sana? Fiilimseleri zaten biliyoruz. İşte ee, mayışmak eki alanlar isim fiildi. Anası mezar dikecekmiş eki alanlar sıfat fiildi. Yükleme sorular ne zaman veya nasıl sorulan cevap verenlerde zarf fiildi. Fakat burada şu çok önemli Tonguç'um. bak şimdi. Bu cümlede fiilimsi var mı? Yok hocam. Yok harikasın. Bu cümlede fiilimsi var mı? Var. Şimdi sana çok ilginç bir şey göstereceğim. Bak şimdi. Cümle ögelerini de hatırlayalım. Cümle ögelerinde de biz soruları kime sorduk Tonguç Erhan'ım benim? Yükleme. Yükleme sorduk. Bak şimdi yüklemi bulduk. Götürecek yüklem. Kim götürecek? Tonguç Özne. Ne zaman götürecek? Yarın Zart Anlayısı. Kimi götürecek? Kardeşini götürecek. Belirtili nesne. Nereye götürecek? Okula götürecek. Yer tamlayısı. ...kime, kimde, kimden, nereye, nerede, neredenler... ...yer tamlacını buluyorduk. Kimi neyi sorularıyla belirtilmesini buluyorduk. Bak belirtiliği, kardeşini diyorduk. Ne zaman, nasıl, ne kadar gibi sorularla... ...zartımlacını buluyorduk. Kim ve ne sorularıyla özneyi buluyorduk. Şimdi burada bulunan her biri ayrı bir vagon... ...ve her biri yüklemle bağlantı kurabiliyor... ...yükleme soru sorabiliyor. Tonguç götürecek, yarın götürecek... ...kardeşini götürecek, okula götürecek diyebiliyoruz. Peki şimdi sana sorarım Tonguç'um. Duydum. Kim duydum? Tonguç'un duydum diyebilir miyiz? diyemeyiz, yemeyiz. Yarın duydum diyemeyiz. Okula duydum diyemeyiz. İşte burası esasında fiilimsinin oluşturduğu bir yan cümle. Yani burada kim duydu? Ben duydum diyoruz. Ben özne, gizli özne. Ben neyi duydum? Tonguc'un yarın kardeşini okula götüreceğini duydum. Dolayısıyla burası bir bütün olarak belirtili nesne oluyordu. Yani ben şunu demek istiyorum Tonguc'un. Bir cümlenin içerisinde fiilimsi varsa ...aha, aha, aha diyeceğiz. Dikkatli olacağız ve filmsinin ...arkasındaki kelimeleri... ...adeta bir elektrik süpürgesi gibi... ...diye içine çekeceğini bileceğiz. Bak hepsini çekti. Fırf, tık, tık, hepsini içine çekti. Burası iki tane ögeden oluşuyor. Duydum... ...ve belirtilmesi. Yüklem, yüklem, belirtilmesi. Ama burada Tonguç Özne, Yarın Zartümleci... ...kardeşini belirtilmesi, okula... E, ...yar tamla istedik. Ama burada sadece belirtilmesi var. Yani bu filmsi adeta bir süpürge gibi hepsinin içine çekti. Dolayısıyla filmsi gördüğümüz zaman iki şey söyleyeceğiz. Bir, burada filmsi var. İki, filmsi arkasında böyle tek bir öge oluşturabilir. Buraya da dikkat etmemiz gerekiyor Tonguç evladım benim. Cümle ögelerinde o zaman ögeleri de tekrar etmiş olduk. Filmsi de tekrar etmiş olduk. O zaman yazım kurallarına da bakalım. D'nin yazımında cümleden çıkarabiliyorsak bağlaştı ayrı yazılabiliyordu. Çıkaramıyorsak halekiydi bir yazılıyordu. Geziye o gidecek diyebiliyoruz. Geziye o da gidecek diyebiliyoruz. O zaman ayrı yazılıyor. Yer ayak izleri vardı diyemiyoruz. Yerde ayak izleri vardı dememiz lazım. O zaman bitişik yazılıyor. Ki'den sonra lerek'i getirebiliyorsa, bitişik de getirilemiyorsa ayrı yazılıyordu. Raftakiler diyebiliyor musunuz Tonguç şeylerden? Diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz. O zaman bu bitişik yazılıyordu. Düşünüyor kiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. O zaman bunlar e, ayrı yazılıyordu. Mi daima ayrı yazılıyordu. Filmi izledin mi? Dışarı çıkacak mısınız dediğimizde ayrı yazılıyordu. Sayılar ayrı yazılıyordu. Dörder değil, dörder diye yazmamız gerekiyordu. Kısaltmalar şurada şuna dikkat edin. Mesela 20. 20. böyle yazmamız gerekiyordu. Veyahut da 50. 50. böyle yazmamız gerekiyordu. Kısaltmaların yazımında mutlaka ilk harfi alınıp büyük yazılıp araya başka harfler girebiliyordu. TDKD diyorduk. Veyahut da TTK'nin diyorduk. Sakın TTK'nın diye düşünme. E, kısaltmaya özel değilse kelime özelse kısaltmaya büyük değilse küçük harfle başlıyorduk. Fark etmek, mutlu olmak ayrı yazılıyordu ama ses olayı varsa hissetmek, kaybolmak gibi o zaman bitiş yazıyorduk. Kelimede anlam değişmesi yoksa maden suyu, kılıç balığı, deve kuşu, bal rengi bunlar hep aynı anlama geliyor. O zaman bunlar e, ayrı yazılıyordu ama aslan ağzı, dilber dudağı bunlar anlam değişmesi var. Bunlar tabii ki bitiş yazılıyordu. Büyük harfler kişi adları, takma adlar, unvanlar, akrabalık adları, özel adı karşılayan makamlar, hitaplar, dil, din, mezhep adları, kıta bölge, il, semt adları, mahalle, meydan adları... Saray, Kale, Köprü anıt adları, Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Çağ Dönem adları, Tarih olduğu zaman böyle rakamlar olduğu zaman Ay adları, Gök Bilimi terimleri, eğer Dünya, Güneş, Ay, seni dünyalar kadar seviyorum dersen D küçük ama Ay dünyanın uydusudur. Orada coğrafi terim olduğu için büyük yazılıyordu. Ağrı Dağı'nın D'si, Van Gölü'nün G'si büyük yazılıyordu. Aydat, Altüs, Antrenman, Ardı Sıra, Arkeolog, Art Arda, Asfalt, Bazen, Dizi Üstü bitiş yazılıyor. Döküman, Egzoz, Elektrik, Entelektüel değil, tekle, espri, eşofman, fasulye, gitgide, iddia, illaki, ipucu, ispat, kanepe, karakter, karnabahar, kavanoz, kibrit, kirpik, kolonya, komiser, konservatuvar, kravatta ı yok, laboratuvar, ama bak tıraşta ı var dikkat et. kravatta ı yok, tıraşta var, laboratuvar, maydanoz, okur yazar bitişik, oldu bitti bitişik, orijinal, oysaki, öğleyin, Öyleyin değil yani şöyle yazıyor bayağı bence. Öyleyin, öyleyin, görüşürüz. Görüşemeyiz çünkü e, yumuşak ya olacaktı. Ön sezi bitişik, pantolon, peşi sıra ayrı, rastgele, sarımsak, satırbaşı ayrı, stajyer, suçüstü, sürpriz, e, şefkat, tek düze bitişik, tıraşta ı var, yanı sıra ayrı. Bakın burası önemli Tonguç Elal benim. Yarımada, yarı yıl bitişik, yılbaşı, zarafet, zatüre, zeytinyağı, yazımı karıştırılan sözcükler Bir de noktalama şartlarına bakalım sonra da sorularımıza geçelim. Nokta. Bazı kısaltmaların sonunda kullanılıyordu. İşte mahallenin 4. Murat, tarih ve saatlerde bak saatlerde 16.30 derken bunu kullanıyoruz. Sakın sakın dijital saatlerde böyle yazılıyor diye 16.30 diye saate baktığın zaman böyle gözüküyor diye... ...bunu iki nokta yapma normalde böyle yapmamız gerekiyor. 16.30 yapmamız gerekiyor. Virgül eş görevli sözcükler arasında, bak virgülden LGS'de de %100 soru gelecek o yüzden buraya dikkat et. Eş görevli sözcükler arasında sıralı cümleleri ayırmada, ara sözlerde alıntı cümlelerinden sonra kesirlerde red kabulden sonra virgül kullanabiliyordu. Noktalı virgül virgülün daha karizmatik haliydi. Hani matematik köşeli parantez e, normal parantez daha karizmatik hali ya. Bu da noktalı virgül virgülün daha karizmatik haliydi. Erkeklere Ali Murat noktalı virgül kızlara Ayşe İnci gibi adlar verilir. İşte virgül içeren sıralı cümleleri ayırmak için kullanılabiliyordu. Virgül bulunan cümlelerde özneyi ayırmak için kullanılırdı. Mehmet Arda Selim ve Ozan evine davet ettik. Kim? Mehmet davet etti. O zaman Mehmet'ten sonra daha karizmatik virgül olan Noktalı virgülü kullanıyorduk. İki nokta örneklerden önce kullanılabiliyordu. Açıklamalardan önce, konuşmalarda ve iki noktadan sonra küçük harfte başlayabiliyordu. Eğer cümle varsa büyük harf, özel isim varsa büyük harf ama böyle peynir, zeytin, bal, yumurta diyorsa e, küçük harfle başlayabiliyordu. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerde örneklerin sürdüğünü belirtmek için. Kitaplıkta her türden kitap vardı. Roman, öykü şiir ama bak şöyle dikkat et. Kitaplıkta her türden kitap vardır. Roman, öykü ve şiir deseydi o zaman nokta koyardık. Eksik cevaplarda yine üç nokta koyuyoruz. Soru işareti soru anlamı taşıyan cümlelerde ya da şüpheyle karşılanan bilgilerde soru işareti kullanıyoruz. Ünlem işareti duyguları belirtmek için seslenme hitap uyarılarda ey Türk gençliği diyordu Mustafa Kemal Atatürk. Kısa çizgi satır sonunda ara sözlerde virgül yerine e, kısa çizgi kullanabiliyordu. Bu yazar kısa çizgi e, dili iyi kullanıyor diyebiliyorduk arasında ve ile den anlamında Ankara İstanbul yolu eklerde hecelerde kullanabiliyorduk. Uzun çizgi konuşmalarda ve oyunlarda eğik çizgi Dizelerde yani dizelerin aralarında, şiirlerde, adreslerde, tarihlerin yazılışında ve eklerde kullanabiliyordu. Tırnak işareti alıntı yaptığımızda tanık gösterme yaparken vurguda, eser ve makale adlarında yay, ayraç, ek, bilgi ve açıklama için, tiyatrolarda, adamın ne yaptığını anlatmak için, alıntılarda, yazının maddelerinde kullanabiliyordu. Kesme işareti özel adlara getirilen eklerde, burada şuna dikkat eyladım benim Tonguç'un, söyle bakalım bana. Türkçenin Yazımı doğru mu yanlış mı? Yanlış hocam. Yanlış diyorsun değil mi? Hayır. Bu doğru. Burada herhangi bir yazım hatası yok. Bu böyle yazılır. Eğer sana şöyle yaparlarsa Türkçe'nin diye böyle ayırırlarsa işte bu skandal. Eyvah eyvah diyeceksin. Bunun yazımı yanlış. Çünkü özel isimlere gelen yapım ekinden sonra çekim eki gelirse kesme şartları ayrılmaz. Mesela bak Osmanlı'nın bu hatalı burada hata var. Niye? Çünkü Osmanlı diye yapmak almış. Dolayısıyla bu da bu şekilde yazılmalı. Tonguç evladım benim. Ee, Türkiye'de burada daha yapmak almadığı için tamam. Ee, saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için Doktor Ayşe Hanım'a kısaltmalarda TDK'nin belli belirli tarihlerde ses düşmesinde ek veya e, harften sonra da yine biz kesme işaretini kullanıyoruz. O zaman sorularımız gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık söz konusudur? Şu gökdelenin 20. katında iş ait bir ofis var bak. 20. diyor. 20 zaten i ile bitiyor. Dolayısıyla 20. dediğin zaman buraya NC'yi yazman lazım. İnci yazmış. O yüzden A seçeneğinde hata var. 1936'da bir hata yok. 1973'te bir hata yok. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dediğimizde 1 de diyoruz. 2 de diyoruz. 6'da, 7'de, 8'de, 9'da, 10'da diyoruz. Ama Tonguç Ali benim. 3 T diyoruz. 4 T diyoruz. 5 T diyoruz. Dolayısıyla burada bir hata yok. İkinci mahmutta da bir hata yok diyoruz ve geçtik diğer tarafa. Genç Ozan Larca yayınlanan bu tür kitaplar edebiyata gerçek anlamda yarar mı sağlıyor, zarar mı veriyor? Bu konuda epey farklı görüşler var edebiyat dünyasında. Şimdi şimdi yarar mı sağlıyor, zarar mı veriyor derken bir soru işareti gelecek. Bu konuda epey farklı görüşler edebiyat dünyasında derken nokta geleceği belli. O zaman sona nokta soru işareti olmayan B seçeneğini C seçeneğini ve A seçeneğini elediğimiz zaman zaten cevabın D olduğu ortaya çıkıyor. Genç ozanlarca yayınlanan bu tür kitaplar nokta virgül edebiyata gerçek anlamda yarar mı sağlıyor virgül zarar mı veriyor? Bu konuda epey farklı görüşler var edebiyat dünyasında diyoruz. O yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. Şimdi öge sorusu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bak hem LGS yazılanmış oluyoruz Songuç'um hem de yazılı hazırlanmış oluyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çizili öge yüklem değildir demiş. Şimdi yüklem en önemli ögeydi. Ama yüklemde şuna dikkat etmemiz lazım Tonguç'cuğum. Bak şimdi. Eğer yüklem isimse uzayabiliyordu. Mesela Tonguç... E, öğreniyor. Şimdi burada bir yüklem var. Özne yüklem. Tonguç... Öğrencidir. Buraya çok dikkat et. Burası çok çok önemli. Dikkat et, Sınavda burası çok çıkar. Şimdi... Öğreniyor yüklem, öğrencidir yüklem. Tonguç, özne, Tonguç, özne. Şimdi burada yüklem fiil olduğu zaman çok korkmana gerek yok. Aralara başka öğeler girebilir. Ama yüklem isim olduğu zaman... ...aha, aha, aha diyeceksin. Yani şöyle yapacaksın. Diyeceksin ki... ...kardeşim bir dakika Tonguç öğreniyor. İşte okulda öğreniyor. Bugün öğreniyor. Ee, işte sıfatları öğreniyor diyebilir. Yani... Özne, dola, yer tamlayıcısında zarf tamlayıcısı nesne diyebilir. Yani burası yer tamlayıcısı olur, burası zarf tamlayıcısı olur, burası belirtili nesne olabilir. Niye? Okulda öğreniyor, bugün öğreniyor, sıfatta öğreniyor. Bunların her biri bir öge olabilir. Ama yüklem isimse burada durum değişiyor. Bak şimdi Tonguç bir öğrencidir. Tonguç akıllı bir öğrencidir. Tonguç zeki... Teşekkürler. E, teşekkür etmene gerek Tonguç'un. Um. Bu bir saniye o konu anlatmak için söylediğim şey doğru olmayabilir. Tonguç zeki, çalışkan... Ve akıllı bir öğrenci. Şimdi burada Tonguç Özne gerisi yüklem oluyor. Neden hocam diyebilirsin? Çünkü bunlar zeki, çalışkan ve akıllı öğrenci isminin sıfatı ve sıfat tanımlamaları bölünmez. İsim tanımlamaları bölünmez. Daha doğrusu tanımlamaları bölünmez. Orayı bir bütün olarak anlamamız gerekiyor. Şimdi o zaman sorumuza geri dönüyorum. Çocuğun kara kara gözleri boncuk gibiydi. Çocuğun kara kara gözleri Özne boncuk gibi yüklem. Bu doğru. Boncuk gibi. Kendimi yalnız ve uzunsuz hissettiğimde şarkı söylemek en güzel uyumdur. Aa hatta buraya ayırmama bile gerek yok. Burası bitirmek Söylemek diye filmsi var ya hepsini içine çekiyor. <laughs> diye içine çekiyor diye öyle. En güzel uyumdur. Burası da doğru. Ne en güzel uyumdur? Kendimi yalnız ve mutsuz hissettiğimde şarkı söylemek. Zaten cümlenin yüklemi isimse genellikle özne yüklemler oluşur. Şu gördüğün al bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür. Bağımsızlığımızın sembolüdür yüklem. Şu gördüğün al bayrak gene özne. Hep özne yüklemle gidiyor. Gökyüzü pırıl pırıldı dün gece sabaha kadar. Hayda bak Pırıl pırıldı. Ne? Gökyüzü. Ne zaman? Dün gece sabaha kadar bak. Özne, yüklem ve zar tamlayıcısı oluyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Tonguç evladım benim. Şimdi geçelim başka bir soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı söz zart tümleci değildir diyor. Yani zart tamlayıcısı değildir diyor. Yön, zaman, durum, sebep, miktar, vasıta ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan söz ya da söz ebekleri cümlede zar tümleci olur demiş falan filan. Şimdi eskiden sık sık toplantı yapıyorduk. Ne zaman eskiden? Bu zart tümleci Yaşlı adam pencereden dışarıya bakıyordu. Nereye bakıyordu? Dışarıya bakıyordu. Aa, dışarı bakıyor deseydi zarf tamlayıcısı olurdu. Ama dışarıya dediği için, e aldığı için bu yer tamlayıcısı oluyor Tonguç evladım benim. Niye? Bak dışarı çık dersen bu zarf tamlayıcısı ama dışarıya çık dersen aynı soru sorulduğu halde, aynı anlam olduğu halde bu yer tamlayıcısı oluyor. Bu yt, bu zt. Sözcük türlerinde de bu zarf, bu isim oluyor. İhtiyar gözleri görmediğinden oğlunun mektubunu okuyamadı. Okuyamadı yüklem. Kim? İhtiyar adam okuyamadı. Niye okuyamadı? Oğlunun mektubunu okuyamadı. Neden? Gözleri görmediğinden burası da yine zar tamlayısı. C'de doğru. Çocuklar bu sınavı kazanmak için çok çalıştılar. Ne kadar çalıştılar? Çok çalıştılar. Bu da yine zar tamlayısı. Çocuklar çalıştılar. Niçin? Bu sınavı kazanmak için. Bu da yine zar tamlayısı. Dolayısıyla burada da zar altı çizilmiş. Ama B seçeneğinde dışarıya sözcü yer tamlayısı. Şimdi gelelim başka bir soruya. Fiilimsi sorusu. Zarf fiil görevinde kullanılan bir sözcük. Cümleye zaman anlamı kazandırabilir. Zaman anlamı da kazandırabilir. Demek ki başka anlamlar da kazandırıyor. Neydi? Bir durum anlamı kazandırıyordu zarf fiil. Bir de zaman anlamı kazandırıyordu. Zaman anlamı kazandırdığı zaman ne zaman sorusunun cevabı oluyordu? Durum anlamı kazandırdığı zaman da nasıl sorusunun cevabı oluyordu? Şimdi hangisi zarf fiil zaman anlamı katmıştır diyor. Yağmur durunca işçiler yeniden çalışmaya başladı. Şimdi buradaki fiilim hangisi olmuş herhalde şey benim? Durunca hocam. ...harikasın durunca sözcüğü. Ne zaman yağmur durunca... ...işçiler yeniden çalışmaya başladı Ne zaman çalışmaya başladılar yağmur durunca. O zaman burada zaman anlamı katmış diyebiliriz. Kendisine sorulan sorulara... E ...burada aynı zamanda çalışmaya diye de bir fiil var... ...ama bu isim fiil. Biz burada zarf fiile bakıyoruz bak. Bu ZF... ...burada bir çalışmaya diye bir isim fiil de var. Kendisine sorulan sorulara düşünmeden asla cevap vermezdi. Şimdi... Şimdi ...sorulan sorular bu SF sıfat fiil... Nasıl cevap vermezdi? Düşünmeden cevap vermezdi. O zaman bu durum anlamı katmış. Niye? Çünkü nasıl sorusuna cevap veriyor? Buradaki zarf fiilimiz. Daldan topladığı taze portakalları sıkarak suyunu çıkardı. Şimdi hangi portakallar? Topladı portakallar. Bak burada yine sıfat fiil var. Bak sorulan sıfat fiil, topladığı sıfat fiil. Nasıl suyunu çıkardı? Sıkarak. Bak sıkarak zarf fiil. Peki zarf fiil ne anlamı katmış? Durum anlamı katmış. Harikasın durum anlamı katmış. Niye? Çünkü nasıl sorusuna cevap veriyor. Kitabı baskıya yetiştirebilmek için ölesiye çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu? Ölesiye çalışıyordu. Yine burada da zarf fiil nasıl sorusuna cevap verdiği için durum anlamı katmış diyebiliriz. Peki burada başka fiilimsi var mı Tonguç evladım benim? Yetiştirebilmek. Harikasın yetiştirebilmek. Yetiştirebilmek isim fiilinde hemen gösteriyoruz. Mekkeki. Zaten Ma ışma kekleri alanlar isim fiildi. Anası mezar dikecekmiş alanlar sıfat fiildi. Ve diğer ne zaman ve nasıl sorusuna cevap veren fiilimsiler de zarf fiildi. Şimdi o zaman cevabımız ne olmuş oldu? A seçeneği cevabımız. Çünkü bu zaman anlamı kat. Hemen başka bir soruya bakalım. Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Demek ki önce bu dizelerdeki fiilimsiyi bulacağız. Sonra isim filmi, sıfat filmi, zarf filmi ona bakacağız. Sen kaçan ürkek ceylansın daha da ben peşine düşmüş bir canavarım. Nasıl ceylan? kaçan ceylan. Nasıl canavar? Düşmüş canavar. O zaman kaçandaki aneki ve düşmüşteki müşeki hangi ekler Tonguç Elan'ı benim? Anası mezar dikecekmiş. Harikasın. Anası mezar dikecekmiş. An esi mezar dikecekmiş. Tebrik ediyorum seni. O zaman burada sıfat fiil var diyebiliriz. Sf diye yazıyorum. Anası mezar dikecekmiş eki almışlar. Şimdi Türkçe özdeşi hangisi yoktur diyor. Sen gül diyarını yapma gülüsün. Yapma gül. Sönmüş volkan gibi deli yüreğim. Yıkılası dünya korkutacak pardon korkutacak fiil onu geçelim. Geçtiğin yollar bak. Nasıl yollar? Geçtiğin yollar dikek almış. Nasıl dünya yıkılası dünya. Nasıl volkan sönmüş volkan. Nasıl gül yapma gülsün diyor. Ama sıfat anlamı kalsa da ma eki neydi? Ma ışmak ekleri isim fiil ekleriydi. Dolayısıyla A seçeneğinde sıfat fiil değil isim fiil var. Mış sıfat fiil eki. Ası anasındaki ası sıfat fiil eki. Dik Anası mezar dike Dik sıfat fiil 2. Ama A seçeneğinde mayışmak isim fiil 2 var. Hemen başka bir soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlelerden hangisi sadece yüklemler oluşmuştur diyor. Oo. Şimdi hayaller <laughs> yeni ufuklar açılan birer kapıdır. Özne ve yüklemden oluşmuş. İlçemizdeki devlet hastanesinin en yaşlı ve tecrübeli doktoruydu. Kim? O gizli özne. Şimdi doktor, tecrübeli doktor, yaşlı doktor, Hastanenin doktoru, ilçemizdeki devlet hastan... Aa, ha, burası sadece yüklemden oluşmuş. Bu zor işte bu denli başarılı olmanın nedeni çalışmandır. Çalışmandır yüklem. Ne çalışmandır? Bu zor işte bu denli başarılı olmanın nedeni. O zaman bu da yine özne ve yüklemden oluşmuş. Yaylanın başlangıcı ladin ağaçlarının bol olduğu yerdir. Bol olduğu yer, Ladin ağaçlarının bol olduğu yer neresi? Yaylanın başlangıcı. Bu da yine özne ve yüklemden oluşmuş. Zor bir soruymuş gerçekten. Cevabımız B seçeneği. Altı çizili çocuklardan hangisi filmsir?'' demiş. Bu adada onlarca hayvan türü yaşıyor. Şimdi e, yaşıyor yüklem. Onlarca mameki alıyor mu Tonguç Ela'nın benim? Almıyor. Almıyor. O zaman bu film değil. Pancar söküm zamanı herkes çok meşgul olurdu. Meşgul olurdu yüklem. Söküm kelimesi mameki alıyor mu? Almıyor hocam. Almıyor. Bayramlarda bütün aile bir araya gelir yemek yerdi. Yerdi yüklem. Yemek kelimesi olumsuz eki alıyor mu? Almıyor. Yememek diye yemeyiz. Geleneksel kültür yansıtan etkinlikler yapıldı festivalde. Yapıldı yüklem. Yansıtan sözcü mamiki alıyor mu? Yansıtmayan. Harikasın. Yansıtmayan diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Yansıt yan diyorsun. Demek ki bu mame alabildiğine göre bu bir filmsiz diyoruz ve cevabımızın da deniz olduğunu söylüyoruz. Hangisinde isim fil yoktur diyor. ...isim fiil ne neydi Tonguç benim? Mayışmak. Harikasın. Mayışmak gerçekten senin en çok yaptığın şey mayışmakı buraya yazıyorum ve bakıyoruz var mı? Şimdi Yavaş şehir Belediyeler Birliği'ne üye olmak isteyen şehrin nüfusunun elinden az olması gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Şimdi. Olmak isim fiil. Bu bir ife. İsteyen sıfat fiili var. Ya, olması yine ma almış isim fiil var. Dolayısıyla birinci cümlede var. İsim fiil yoktur diyor. Bir de olduğu için A seçeneğini ve B seçeneğini eledim. Devam ediyoruz. Şimdi. Çin'den İzlanda'ya, Kolombiya'dan Kanada'ya kadar birçok ülkenin küçük kasabaları bu birliğe üye oldu. Şimdi üye oldu. Tamam. Peki bu cümlede filmsi var mı? Mamiyaki olan yok. O zaman ikide isim fiili bırak. Filmsi yok. O yüzden ikide isim fiili olmadığı için cevabımız muhtemelen C gibi. Ama bakalım. Devam ediyoruz. Üye olacak şehirlerin biyoçeşitliğinin korunması gibi birçok orada olumlu puan alması gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Devam ediyorum. Bak. Alması isim fiil. Korunması isim fiil. O zaman bunlarda iki tane... Bir de olacak diye de bir sıfat fiili. Buraya da sf yazalım. Şunlar isim fiil. Şu da isim fiil. O zaman bunu da yazıyoruz. Gerçekten kalemimiz yeşil yazmaya başladı. Çok garip bir şekilde. Wow, çok değişik bir hal almaya başladı. Tebrik ediyorum kalemimizi. Evet, çift renk yazmaya başladı. Ben de şaşırdım. Ee, bu belediyeler uluslararası... O zaman burada da var. Bu belediyeler uluslararası ağlar kurarak... Kurarak zarf fiil. Organik yiyecek konusunda işbirliği yapıyor. dörtte ee, de yok. Aa, dörtte de yok. İki de yoktu, dörtte de yok. Yaşadıkları bölge, bu sıfat fiil bölgeyi güzelleştirmeye isim fiil çalışanlar an sıfat fiil. O zaman 2 ve dörtte yok. Çünkü 4'te sadece kurarak diye zarf fiil var. 2'de fiilimsi bile yok. O yüzden cevabımız C. .H. Şimdi bu cümlenin ögeleri aşağıdakiler hangisi sırasıyla verilmiştir? Aynı çalışma odasını paylaştığımız iş arkadaşım İlyas Bey resmi tatillerde ve hafta sonlarında mutlaka sinemaya ya da tiyatroya giderdi. Şimdi giderdi yüklem. Kim? Aynı çalışma odasını paylaştığımız iş arkadaşım İlyas Bey. Ne zaman? Resmi tatillerde ve hafta sonlarında nasıl mutlaka nereye sinemaya ya da tiyatroya giderdi. Yani özne, zart almacısı, zart almacısı, yer almacısı ve yüklem olması lazım. Burada dolaylı tümleç yer almacısı demek arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Ee, bir sorumuz daha var bakalım. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi filmstir demiş. Bu görüş kime ait diye sordular sınavda. Sordular yüklem. Görüş. Ee, görüş. Eee... Görmeyiş diyemiyoruz artık kalıplaşmış isim. Çocuklara çakmak ile oynamanın sakıncalı olduğunu anlattı. Çakmak çakmamak diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz bu da kalıplaşmış isim. Anlattı yükleminden başka. Hemen herkesin sevdiği bir yemektir sarma. Sarma bu da sarmama diyemiyoruz bu da kalıplaşmış isim. Sanatçının şarkı söyleyişi çok özgündü. Söyleyiş, söylemeiş diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. İşte bu hala iş mayışmak iki alabiliyor. Daha doğrusu mame iki alabiliyor. Olumsuz iki alabiliyor. O yüzden burada fiilimsi var. Altı sizli sözcüklerden ...görüş, çakmak ve sarma sözcükleri artık kalıplaşmış, filmsel özelliklerini kaybetmişler. Hangisi de deney yazımıyla ilgili bir yanlış yapılmış? Yeniden yazım kuralları sorusu geldi. Bakalım. Bu kitapçı, istediklerinizi bulabilirsiniz. Oluyor mu Tonguç'um? Olmuyor hocam. Olmuyor. Demek ki bu daha bitişik yazılmalıydı ama ayrı yazmış. O zaman burada yazım hatası var. Sana mı anlattı hedeflerini? Diyebiliyoruz. O zaman ayrı yazılabilir. Servis gelse hemen eve gitsem? O zaman ayrı yazabiliyoruz. İsteseniz istemeseniz oraya geleceğim, isteseniz istemeseniz oraya geleceğim diyebiliyoruz. değerleri kapatabiliyoruz. O zaman bunlar ayrı yazılabilir ama A seçeneğinde kapattığımızda anlamsız oluyor. Bitiş yazılması lazım. Hangisi bir yazım yanlışı vardır? Eski Yunan edebiyatı antik çağda gelişmiştir. Eski Yunan edebiyatının E'si büyük olmalıydı. Burada bir hata yapılmış. Yarışmaya başvurular 8-12 Nisan tarihleri arası yapılacak. Burada neye büyük yazılır. Yüzbaşı Cengiz Topel büyük yazılır. Hindistan cevizinin H'si büyük yazılır. O zaman A seçeneğinde yazım hatası var. Telefon sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde özne görevinde kullanılmıştır? Bir anda cümle öğelerine geri geldik. Önümüzdeki sene kardeşime bir telefon alacağız. Alacağız yüklem. Kim? Biz alacağız. Ne zaman? Önümüzdeki sene. Kime? Kardeşime. Ne? Bir telefon alacağız. Zartümleci, tümleci, yer tamlayıcısı, e, e, nesne, alacağız yüklem, biz de gizli özne. Dolayısıyla burada nesne görevinde. Türkiye genelinde uygulanan bu sınavda ilk üçe giren öğrencilere birer telefon verdiler. Verdiler yüklem. Kim? Onlar verdiler bak. Onlar gizli özne. Kime? Ee, Türkiye genelinde uygulanan bu sınavda ilk üçe giren öğrencilere yer tamlayısı. Ne verdiler? Birer telefon. Bu da yine nesne görevinde. Onlar, eskiden onlarca kişinin çalıştığı bir şirkette bile telefon olmazdı. Olmaz yüklem. Ne olmazdı? Telefon olmazdı. Nerede? Eskiden onlarca kişinin çalıştığı şirkette bile diyor. Dolayısıyla burada da yer var. Ama telefon burada özne. O yüzden cevabımız C. Artık çocuklar küçük yaşlardan itibaren telefon kullanıyor kullanıyor yüklem. Kim? Çocuklar kullanıyor özne. Ne zaman? Artık zar e, ne zamandan itibaren? Küçük yaşlardan itibaren yine zar Ne kullanıyor? Telefon nesne. O zaman A, B, D seçeneklerinde telefon nesne ama C seçeneğinde özne. Artık son sorumuza geldik. Ama son sorumuza gelmeden önce mutlaka ödevlerimizi vermek istiyorum size. Mutlaka mutlaka sıfırdan sekize söz elde. Sizler için anlattığımız sözcük anlam, cümlede anlam, tablografik konularını, filmsi ve cümle ögeleri konularını güzel güzel burada infografik olarak size anlattık. Buradan çalışıp sorularla tekrar edin arkadaşlar. Sıfırdan anlatıyor konuları size. Burası önemli bir. Ardından taktikli Türkçeden fiilimsi ve cümle ögeleri konularını ve parçalanma sorularını çözmeniz lazım. Test 54'e kadar geliyor. Sonrası pardon test 56'da var. Metin türleri ve söz sanatlarını işlemediyseniz buradan soru çözmenize gerek yok taktikliden. Ve yine aynı zamanda Dinamo Soru Bankamızdan şunları şöyle alır mısın Dongucuğum? teşekkür ediyorum. 8 sınıf dinamoya baktığımızda burada yine bu görselli soruları mutlaka çözmeniz lazım. Ve yine aynı şekilde cümle e, ögeleri bakın cümle ögeleri test 72 73 74'te ve eğer işlemediyseniz filmsi konusuyla alakalı test 61'den birden test 70'e kadar mutlaka film seslerini çözmeniz lazım dinamo'da. Ve yine aynı şekilde Zoru Bankası'nın arkadaşlar mutlaka parça anlamla alakalı bu tarz yeni soruları çözdüğünüz gibi ardından da Cümle ögelerini işlediyseniz cümle ögelerini test 66'ya 66'ya kadar 66 yok. Ve filmse de test 53'ten 58'e kadar film testlerini Zoru Bankası'ndan çözmeniz lazım. Eğer kotanız varsa kotanızı arkadaşlar hemen söyleyelim. Burada kotada da çözeceğiniz şeyler 25. kotaya kadar yani 26. kota yok. 25. kotaya kadar cümle ögeleri var işlediyseniz. Ve filmsizlerde arkadaşlar yine 19. E, kotayı bitirdikten sonra deyimler atasyonu bitirdikten sonra başlıyor. Filmsi 20, 21, 22, 23. kotaları konu taramalarını çözmeniz lazım. Filmsi cümle görevleri için. Tabii yazım kuralları, noktalama işaretleri, parça anlam soruları zaten her zaman için bizim çözmemiz gereken sorular. Bu parçadaki numaralanmış yerleri sırasıyla hangisinde verilen noktalama işaretleri getirmelidir? Sahilde yükselen Ceneviz Kalesi'nin eteklerindeki plajların temizliği mavi bayrak ile taşlandırılmış. Şimdi birinci virgül geldi. Tamam. Üretim boyunca sıralanan balık lokantalarında yemekler dev porsiyonlar içinde ziyafete dönüşüyor. Nokta. İlçenin pazarda da başı başına bir dünya. Nokta. Çevre köylerden getirilen çeşit çeşit e, ürünlerin sergilendiği pazarda yok yok. Neler yok yokmuş bakalım. İki nokta üstte. Fındık, kızılcık. Bakın iki noktadan sonra küçük harf başlayabiliyor. O zaman bunları koymaya başlayalım. Şimdi buraya virgül dedik. Buraya nokta dedik. Buraya da nokta dedik. Buraya iki nokta üstü dedik. Fındık, kızılcık, köy peyniri, tarhana, erik pesiri, kesane, ballı, ıhlamur, örgü sepetler. Buraya da üç noktamızı koyduk. Turistler hiç etkilenmez mi bunlardan? Burada da bir de ne var? Ee, ünlemiş artık. Hiç etkilenmez mi diyor yani. Kesin etkilenir demek istiyor. O yüzden cevabımız A seçenek. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yorumlara yollayın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar arkadaşlar.